120, 110, 120 gün arasında bir süre kaldı. Yani bir anlamda çok yaklaştı seçimler, yerel seçimler. Şimdi AK Parti cenahında MHP ile görüşmeler sürüyor. 8. görüşmeyi yaptılar. 9. da sona gelmişler anlattıklarına göre. AK Parti'nin seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un ifadeleriyle böyle. Onlar büyük illeri, şey pardon, büyük şehirleri ayrı değerlendiriyorlar. Diğer 51 ili de ayrı bir paket olarak alıyorlar. Belli bir noktaya geldikleri konuşuluyor. İşte Adana, Mersin ve Manisa İyi Parti'ye veya MHP'ye bırakıldığı söyleniyor. İlçeler üzerinde bazı tartışmalar konuşuluyor. Yani Ocak sonu itibarıyla yani ittifaktaki son durum ve adaylarını da muhtemelen açıklayacaklar. Açıklayacak. Öyle bir bilgiler geldi. CHP İyi Parti arasındaki mesele ise bir kere zaten İyi Parti iyice dağılmış vaziyette. Yani şu anda Meral Akşener acaba istifa eder mi etmez mi diye İyi Partililer bunu konuşuyor. Hatta bekleyenler var, sotoda bekleyenler var. Dikkat edin, örneğin Koray Aydın'ınki sesi çıkmıyor. Niye Evet. acaba? Açıklamaları yok. Çünkü yani bu süreç içerisinde mesela Koray Aydın daha önce teşkilatlardan sorumlu genel başkan yardımcısıydı ve daha sonra siyasi işlerden sorumlu genel başkan yardımcısı yapıldı ama son derece dikkatli ve şeyliydi. Yani örgüte hakim bir isimdi. Şimdi Meral Akşener onu bir anlamda tasfiye etti. Örgütlerden aldı, örgütleri kendine bağladı falan ama hala yani düşünün yukarıda ne konuşuluyor? Para konuşuluyor. Efendim burada anlatamayacağım boyutlarda işler konuşuluyor. Efendim ya devletin verdiği paraların nasıl harcandığına ilişkin tartışmalar var. Yani hazine vatandaşın vergilerinden siyasi partilere seçim yardımı diye para veriyor. Siyasi partiler kendi işlerinde bunları nasıl işlettiklerini tartışıyorlar. Bu CHP'de de biliyorsunuz geçerli. Orada da bu tartışma var, burada da bu tartışma var. Yani böyle bir durum var ve İyi Parti de artık ayyuka çıkmış vaziyette. Yani düşünün bir partinin genel başkan yardımcısı MASAK'ı göreve çağırıyor. Ve parti yöneticilerinin para hareketlerinin Kontrol edilmesi incelenmesini için istiyor. tabii. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.